Merhabalar, Pocketto Gaming'de Pokemon Unite inceleme serimizin 27. bölümüyle beraberiz. Bu videoda en son çıkan Pokemon Grident'e bakacağız. Grident defansif bir Pokemon, melee yani yakın savaş üzerine oynayan ve fiziksel atak üzerine de build yaptığımız tam anlamıyla savunmacı bir arkadaşımız diyebiliriz. İlginç bir Pokemon. Son zamanlarda çok fazla peş peşe Pokemon çıkmasından dolayı insanlar biraz sitem ediyorlardı. Halloween etkinliğinde bu arkadaşımıza bize belli görevleri yaparak 70 bal kabağı karşılığında ücretsiz vermiş gibi oldular. Yani aslında bir nevi insanlara sus payı vermek gibi çıkmış bir Pokemon oldu ama oldukça ilginç bir Pokemon arkadaşlar. Yetenekleri hem kendisi hem rakiplere de avantaj sağlayabilecek şekilde değişik planlanmış. Şimdi bu arkadaşın birlikte özelliklerini gözden geçirelim. Bu arada bu arkadaş, bakın, difficulty olarak, yani zorluk seviyesi olarak da expert, zor gözüküyor. Bu da akılda tutmakta fayda var. Şimdi arkadaşımız ofansif olarak 1.5 yıldız. Gördüğünüz gibi tank anlamında tam 5 yıldız var. Yani bu oldukça yüksek bir puanlama. Mobility'si düşük 2. Lakin yaptığınız moveset build'ine göre bu mobility'yi arttırabiliyorsunuz. Scoring gibi 1 yıldız. Support olarak da 3.5 yıldız demişler ama benim tecrübe ettiğim kadarıyla 3.5 değil, bu arkadaş 4.5 yıldızı dahi hak ediyor. Şimdi movesete bakalım. Basic atak. Her 3. atakta karşı tarafa daha yüksek hasar verip ayrıca bir tane de, yani kendi kuyruğundan beri düşmesi sağlıyor. Bu zaten bu Pokemon'un olayı, topladığınız beriler ve düşürdüğünüz berilere göre sizin bütün etkiniz değişiyor arkadaşlar. Yeteneği ise Cheek Pounce. Ne zaman bu arkadaş bir beri yerse canını fullüyor. Ayrıca berinin orijinal efekti neyse onu tetiklemiş oluyor. Aynı zamanda kendisinden düşen ya da sizin haritada bu yiyebileceğiniz citrus beriler vesaire var biliyorsunuz. Onları da kuyruğunda stekleyebiliyor. Ve sonrasında bu steklediğiniz berileri normal bir atakta ya da kombinasyon ataklarda kullanarak berileri düşürüp ayrıca ekstra hasar vermeniz ya da etki yaratmanıza yardımcı oluyor. Yani dediğim gibi üzerinizde diyelim ki daha fazla beri steklenmiş durumda, 5 beri var, o zaman yaptığınız saldırıların etkisi değişebiliyor. Şimdi başlangıç seviyesinde öğrenebileceğimiz ilk hamlelerden biri tackle. Ön tarafa doğru atılıyor. Ayrıca bunu vurduğunuz zaman alan etkisi şeklinde vurduğu rakiplerin seyahat hızını, kısa süreliğini azaltmış oluyor. Bu move'u eğer Covet diye başka bir skillimiz var, o skill ile birlikte kullanırsanız o zaman araya etkisi yaratmıyor. Yani alan etkisi vurmuyor. Ama kullanıcı daha hani seri bir şekilde sıçramasını sağlıyor. Sıçrama etkisini etkiliyor. Ayrıca koştuğu esnada rakiplere alan hasarı verebiliyor. Önündeki rakiplere. Ve eğer üzerinizde beri varsa bu berilerin bir kısmı tabi üzerinizden düşmüş oluyor. Onları tekrardan toplayarak etkilerini tetikleyebiliyorsunuz. Ayrıca bu topladığınız beriler bu hamlenin cooldown'ını da ortadan kaldırmış oluyor. Yani aslında bu berilerin olması ve birbiriyle kombin edilebilir skill'ler falan o kadar çok şeyi hani göz önünde bulundurmamız gereken o kadar küçük fazla detayı ortaya çıkartıyor ki hani biraz tecrübe kazanılması, pratik yapılması gereken hero'lardan. Başlangıçta ikinci öğrenebileceğimiz skill ya da kısa süre sonra açılacak olan skill Defense Curve. Kısa süreliğinize kendinize bir kalkan açıyorsunuz. Ayrıca kullanıcının önüne doğru bir beri düşüyor. Önüne doğru düşmesinin altını çizelim. Önünüze doğru düşen beriyi aldığınız zaman hem can yenilmesi hem de duruma göre farklı beri etkilerini tetikleyebiliyorsunuz. 5 level olduğunuz zaman bu arkadaşın abileri var. Yani sadece bunu
Star Chicks için diyemem. Covet de bence aynı şekilde. Burada Star Chicks buff olarak gözüküyor doğrudan. Ya da Covet'i seçebiliyorsunuz. Ben şimdi size şöyle tıklayıp kısaca bahsetmek istiyorum. Bunu yaptığınız zaman etrafa birden fazla beri düşürüyorsunuz. Her yediğiniz beri HP yeniliyor. Ayrıca diyelim ki HP'niz full ise maksimum HP'nizin yüzdelik oranına göre kalkan veriyor. Ayrıca bu berileri aldığınız takdirde movement speed'iniz de kısa süreliğine artıyor. Upgrade yaptığınız zaman da buradaki beri sayısını arttırmış oluyorsunuz. Yani hani dedim ya, mobilitesi oldukça zayıf bir arkadaş ama kullandığınız skill'e göre değiştiriyor. Yani burada attığınız berileri ya da başka beri topladığınız zaman doğrudan sürekli siz aslında seyahat hızınızı arttırabiliyorsunuz. Şimdi Covet bu arkadaşın bu aslında mobility problemini asıl ortadan kaldıracak skill bu. Bunu yaptığınız zaman oldukça etkili bir şekilde koşmaya başlıyorsunuz ve bu esnada rakibiniz varsa onlara çarparak onları uçuruyorsunuz arkadaşlar. Ve koşma esnasında beriler düşürüyorsunuz vücudunuzdan. Bu berileri yediğiniz takdirde movement speed'iniz kısa süreliğine artmaya devam ediyor. Ve ne kadar çok beri yerseniz hızınız da o kadar artıyor. Ayrıca bu kadarla da sınırlı değil. Koşma esnasında tackle, belch ve bullet seed skill'lerini kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu skill'i kullandığınız zaman tackle ve belch'in de cooldown'ını sıfırlayabiliyorsunuz. Yani oldukça değişik, eğlenceli, renkli, farklı farklı kombinasyonların kullanılabileceği bir yer arkadaşımız. 7 level'e geldiğiniz zaman burada 2 tane skill öğreniyorsunuz. Ben karşıma gelen rakiplerden daha çok Bull Seed'in tercih edildiğini gördüm ya da bana öyle denk geldi. Ama benim şahsen bunların arasında daha çok hoşuma giden Belch oldu. Çünkü oldukça yüksek hasar çıkartabiliyor yani. Aslında bu Pokemon'un hasar problemini ortadan kaldırabilecek skill diyebiliriz. Bullet Seed ön tarafa doğru, ya bildiğiniz Pokemon'unuzun baktığı tarafa doğru tohumlar, yani zaten kurşun tohum şeklinde herhalde mermi tohumlar tohum atıyor. Vurduğu rakibinin seyahat hızını azaltıyor. Ayrıca ne kadar çok beri steklemişseniz o kadar da hasarınızı arttırabiliyorsunuz. Upgrade ettiğiniz zaman da bu skill'in gene hasarı artıyor. Şimdi bu hemen yan taraftaki Belch'e gelelim. Bu arkadaş alan etkisi vuruyor ve ayrıca gene seyahat hızını azaltıyor. Eğer ne kadar çok beriniz varsa üzerinde o berileri harcayarak daha yüksek hasar çıkartabiliyorsunuz. Ayrıyetten bu skill'in, yani beri varken üzerinizde yaparsanız, bu skill'i kullanırsanız skill'in cooldown'unu da düşürüyorsunuz. Yani üzerinde 5 tane beri mi var mesela? Bakın 5 saniyelik cooldown'unuz var. Belch'i kullanıyorsunuz. 5 beriyle kullandıysanız 1 saniyelik cooldown'a giriyor. Tekrardan atabiliyorsunuz. Ve hasarı fena değil. Yani ben tabii Quick Game'de birazcık tecrübe ettim bu Belch'i. Ve şey yani, bayağı tek vuruşta küçük minyonları falan indiriyor yani. Şimdi gelelim Unite Move'a. Berry Belly Flop. Ne yapıyormuşuz? Bundan tam emin değilim. Şöyle zıplayarak alan hasarı veriyoruz aslında. Berry yiyerek canımızı da fulluyoruz. Hasar verdiğimiz rakipleri araya efekt şeklinde fırlatıyoruz ve Special Berry, eğer Special Berry yersek Unlimited Amount Berries Tail for a Short Time Resetting Cooldown All Its Moves. Yani şöyle, kuyruğunuzdan pek çok bir berry seçiyorsunuz. Bu berryleri topladığınız sürece bütün yeteneklerinizin de cooldown'ını kısa süreliğine resetleyebiliyorsunuz. Yani ben Ultimate skill'ini çok fazla kullanma fırsatım olmadı, yalan yok yani, çünkü Quick Game'de zaten çok imkan bulamadım ona. Ama şimdi birlikte deneyeceğiz, bir gözden geçirmiş olacağız. Şöyle bu arkadaşın önerilen movesetlerine bakalım birlikte. Ben bir tane şu an kendim için kullanıyorum.
Onda da aslında ufak bir değişiklik yapılabilir. O değişikliğin de ne olduğunu da size söyleyeyim. Bakın ofansif olarak baktığınız zaman bu arkadaşın ofansif olarak önerilen itemları bile defansif item. Yani ilginç bir build var. Scoring kısmında Biscuit, Leftover ve olmazsa olmaz Scoring Band var zaten. Onun dışında Scoring Band ve Body Barrier neredeyse olmazsa olmaz her build'in içerisinde neredeyse var denilebilir arkadaşlar. Ben de burada aslında şu Muscle Band'ı çıkartıp Muscle Band yerine Scoring Band'ı koymayı düşünüyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü bir bu Score Shield, pardon Scoring Band diyorum. Score Shield ve Body Barrier zaten oldukça iyi HP artışı veriyor. Ayrıyeten bakın gördüğünüz gibi şu an çok güzel defansif statlara sahibiz. Ben kendim oynamaktan keyif aldığım build'i de göstereceğim. Daha çok karşılaşmış olduğum build'i de göstermek istiyorum size. Şimdi burada Shivery City var. Güzel oldu Quick Match için bunun olması. Maç bulabilirsek çünkü bu harita Shivery City birazcık daha team fight'lara girmek anlamında ya takım halinde team fight etmek anlamında birazcık daha kullanışlı bir map olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu Aromara mıydı? O 3vs3 olan mesela alanda zaten herkes kendi başına skor üretmeye kalktığı için hani çok fazla zaten savaşa girmiyorsunuz. Ama bu haritada yani gayet güzel bir maç bulabilirsin diyecektim. Bulduk. Güzel. Şöyle seçelim. Ben genellikle tank karakterlerde HP'si yüksekse, defansif statlarıyla birlikte HP'si yüksekse pot kullanıyorum. Size de onu önerebilirim arkadaşlar. Yani şu adamla kaçmak ya da kovalamak gibi bir derdiniz, kaygınız olmaması lazım. Yani aynısı mesela Mama Swine için de geçerli. Aksiyonun hep içinde kalırsınız. Kaçarsanız zaten yani şey hem siz ölürsünüz. Hem de rakip arkadaşlarınızın yani faint olmasın sebebiyet verirsiniz. Bundan dolayı hani tank karakter oynuyorsanız çok saçma bir şekilde fight içerisine girmediğiniz takdirde çok fazla da geri adım atmamanız gerekiyor. Bu arkadaşta da yani pot belli bir seviyeden sonra 1800-1900 falan can fulllediği için hani bir skill'likte hayatta kalmanız imkanı sağlıyor size. O da yani ciddi bir fark açıkçası. Şimdi karşımızda Gengar var. Mr. Mime var. Şu son zamanda Mr. Mime ve Slowbro bu arada. Yani bana kafayı doğrudan takacak iki Pokemon da karşımda. Şimdi şöyle öne doğru atladık. Bakın bir beri geldi, yakaladık onu. Şimdi şuradan bir beri daha geldi. Bir beri daha var. 3 oldu. Bizim arkadaş bizi biraz yüzüstü bıraktı orada. Elektrod ya. Herkese vurdu. Hoppa. Tamam güzel. En azından bu şekilde bir bizim şey level atlamamız lazım. Geldik. Şimdi ben burada ilk önce Kovet seçtim. Molte'ye doğru gidelim şimdi. Skill'lerimiz açıldığına göre. Gördüğünüz gibi çılgınlar gibi koşuyoruz ve etrafa beri saçıyoruz. Ha
Ben Belç kullanacağım. Çünkü yani şöyle söyleyeyim. Hasar anlamında çok daha etkili bence. Unite move'umuz da geldi. Oha. Çılgınlar gibi koşuyoruz, koşuyoruz. Gördünüz mü hasar? Şimdi bakın buraya doğru da sallayalım. Charmander'ın yarısından çoğunu eritti. Hop, oradan da bir kill daha çıkarttık. Yani şu üfleme olayı var ya, gerçekten çılgın bir olay arkadaşlar. Yani çok seri bir hamle değil. Bakın vurdu ve yok etti. Üzerinizde stack varsa çok ciddi hasar çıkarttı. Şimdi birileri topladık. Hop, gönderdik. Orbit'i artlayalım. Hop, koşuyoruz. Bu tabi Kovet'in güzel yanı bir de şu arkadaşlar. Bu çılgınlar gibi koştuğunuz esnada siz skill atmaya devam edebiliyorsunuz. Şimdi şuraya doğru gidelim. Nerede şu arkadaşlar? Sporlarımızı da ürettik. Belç. İkisini birden yok ettik orada. Bakın görüyor musunuz Slowbro? Slowpoke gerçi. Yani şey, evrimleşmediği için bu arkadaşın defans gücünün çok yüksek olmadığını farkındayım. Ondan hani çok anı şey yapamayacağım da şimdi şunları bir toplayalım. Oo, ultimiz de gelmiş. Çok güzel. En azından son bir fight burada girmiş oluruz. Diyeceğim de kimseyi bırakmamışlar. Şimdi siz durun bak orada. Hop, güm. Ya bu çok şey mantıklı bir gösterge olmadı. Ne diyeceksiniz? Çünkü bizim takımımızdaki herkes de tabiri caizse yamyam player, hiç yani karşı tarafın kasmasına engel izin vermediler. Ondan dolayı yani adamlar kasamadılar ki ne vuracak. Yani başta Charmander bizim bir kaleyi görmüştü. Onun dışında çıkıp farm bile yaptırtmadılar adamlara. Ondan çok hani makul bir maç olmadı diyebilirim. Şey anlamında yani biraz düşük kaldık. Maçın başında da zaten geriye düştük ufak bir hatayla derken. Şimdi şöyle bir maç daha yapalım. Bu sefer diğer skill'leri göstermiş olayım. Yani Kovet kullanıyorsunuz, yanında hangi skill olursa olsun koşarken seri şekilde atmaya devam edebiliyorsunuz. Yani bunu da göstermiş olduk. Ayrıca hani Belch'in hasar değerinin ne kadar da olduğuna dair en azından bir fikriniz oldu. Yani 5 berimiz varken tepemizde Belch yaptığınız zaman hani bu Mr. Mime'ın bariyere sıkıştırıp da special atakla rakibini ezme olayı var ya. Neredeyse canının böyle %85'ini, hatta atakırsa %90'ını aldı. Onun gibi bir hasar çıkartabiliyor. Ve yani üzerinde beri siteği varsa çok hızlı cooldown'a da sokup bir saniye sonra tekrardan o kadar etkili ve yüksek hasar verecek olmasa da, çünkü yani beri olmadığı için üzerinde gene de hatır sayılır bir hasar veriyor. Yani iki Belch'le deminki maçta öldürebileceğimiz kimse yoktu. Şimdi bu sefer
Bullet Seed'le bu diğer hamleyi göstermek istiyorum. Bullet Seed'i bana karşı bir rakibim kullandığındaki Ranked maçta karşıma gelmişti. Bullet Seed'le bayağı sağlam bam 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 vurmuştu yani. Ben kendim denediğim zaman Bullet Seed'de hiç o şeyi göremedim. Hasarı göremedim. Bir de takımda illa bir bot olması gerekiyor. Takımımızda bir botumuz var arkadaşlar. Bullet Seed'i yani build olarak acaba full hani ofansif build mi girdi desem, oldukça da tanki de bir arkadaştı yani, öyle söyleyeyim. Şimdi toplayalım şunları. Topla 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 topla. Bir an önce bir evrim geçirsek iyi olur. Çünkü evrim geçirmeden de bu karakterle oynamak gerçekten işkence arkadaşlar. Yani şu Squawet hali çok çekilecek gibi değil, onu söyleyeyim. Ve bir Pokemon daha lazım. Şuradaki Pokemon'u alırsak muhtemelen evrim numaramız biter. Haydi. Evet, ben şimdi Staff Chick kullanacağım dediğim gibi. Kendim de daha çok aslında Staff Chick'i kullanmaktan keyif aldığımı da söyleyebilirim. Çünkü böyle etrafa beri atıyor. Bu berileri topluyorsunuz. Yani takım arkadaşlarınızı korumak için falan daha iyi hani kullanıldığını düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi de bir Bullet Seed'imizi açalım. Yani ben Bullet Seed'i ana oyunlardan, ana seri oyunlardan biliyorum. Şimdi bir beri saçalım etrafa. Ondan sonra piu 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 ateşleyelim. Biraz şey, nasıl diyeyim? Bullet Seed yetersiz bir hamle gibi geldi bana. Yetersiz kalmış bence. Bak, ateşliyorum şimdi karşıya rakibe. Yani hasar olarak zayıf kalıyor arkadaşlar. Gerçekten çok zayıf kalıyor. Arkadaşlarım gelsin, şunları dağıtayım şöyle. Hop. Geldi mi canım? Tamam. Neredesin? Bir de ben bu Bullet Seed'de nişan alma olayı, yani belki normal lane'deyken çok daha kolay olabilir ama şeyde çok kolay değil, onu söyleyebilirim. Normal lane dışındaki mücadelelerde. Bir hallettik. Şöyle bir ulti ile girelim. Çaldırmadı. Şöyle bir bayağı dayandık da. Gördüğünüz gibi tank alımında iyi yani. Orada 3 kişiye o kadar süre hani tutmaya yaradı. Tabii bizim arkadaşlar öncesinde mağlup olup da hani geride kaldıkları için. Yani şu var mesela, Bullet Seed değil de Belçimiz olsaydı o onları perişan ederdi.
Şimdi. Şunu bir aradan çıkartalım. Venozar'ı diyecektim. O gitti. Neyse. Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Bilmiyorum. Balık yetişti. Çok düşük hasar veriyor yani. Yani balık sit yerine belçi seçerseniz kovet olur, şu staff chick olur. Ben mesela staff chick olayını sevmemin nedeni şu: takım arkadaşlarımın diyelim ki bir şekilde desteğe ihtiyacı varsa hemen mesela etrafı onların alabileceği noktaları beri atarak hani onların daha rahat korunabileceğini düşünüyorum, ama şimdi tabii pro player'ların pek çoğunun da kovet kullandığını biliyorum. Kovet belt şeklinde olabilir. Emin değilim. Yani ikisi de denenebilir. Ondan sonra ben çünkü yani belt ile birlikte şöyle nasıl diyeyim size, bu Need for Speed vesaire filan oyunlarında hani klasik Amerikan arabalarını kullandığınız zaman böyle çok hızlı gidiyorsunuz ama dönüşleri alamıyorsunuz. İşte belt ile birlikte bu arkadaşımız da çılgınca koşuyor ama dönüşleri filan çok zor alıyormuş gibi, böyle toplayamıyormuş gibi. Dolayısıyla skill atma ya da vurma çabasına girdiği zaman o esnada ben mesela işte belçleri çok fazla tutturamadım. Belki de hani bu benim kolsuzluğumdan kaynaklı da olmuş olabilir. Ondan dolayı çıkıp yani ya işte bu şöyle kötü böyle kötü de demem de mantıksız. Ama yani benim şahsi düşüncem atak skill olarak belçin alınması, kovette de staff chick, hani hangisi sizin işinize geliyorsa. İkisi de çünkü takım arkadaşlarınıza destek vermek amaçlı kullanabilecek skill'lerden olduğu için ikisinden birisini seçebilirsiniz. Yani oldukça aslında keyifli diyebileceğimiz bir şey. Yani tamam, bir Blessy değil, bir Elder Ghost değil belki oynanış açısından, ama kesinlikle ama kesinlikle şu an yani tier listlerde en üst seviye notlardan birini, yani S tier olmasa da A tier olacak bir tank Pokemon'u olduğunu söyleyebilirim. Grident ile ilgili şimdilik sizinle paylaşacaklarım bu kadar. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.